Bir zaman makinesine girdiğinizi hayal edin. Geçmişe seyahat ederek 4,5 milyar yıl öncesine gidiyorsunuz. Ve dünyanın ilk zamanlarında bir gezintiye çıkıyorsunuz. Peki bu neye benzerdi ya da acaba eğleniyor olur muydunuz? Bence hayır. Pek fazla eğleneceğinizi sanmıyorum. İlk olarak eriyik haldeki lavın üzerinde yürümek zorunda kalacaktınız. Bu pek hoş değil. İkincisi, Oksijen olmadığından nefes alamayacaktınız. Boğuluyor olacaktınız. Üçüncüsü, dünyanın ilk zamanlarında sürekli gezegene çarpıp duran pek çok asteroid ve meteordan kafanızı korumak zorunda kalacaktınız. Dördüncüsü de çok yüksek seviyede radyasyon olmasından dolayı muhtemelen kusacaktınız. Ve eğer orada uzun süre kalırsanız saçlarınız da dökülmeye başlayacaktı. Bu yüzden orada fazla durmak isteyeceğinizi sanmıyorum. Peki dünya ilk zamanlarda neden sıcaktı? Esas önemli olan şey bu. Dünya gerçekten de çok sıcaktı. Aslında neden sıcak olduğuna dair birkaç ipucu aldınız. Bunun üzerine biraz düşünebilirsiniz ama hadi ben size üç ana nedeni söyleyeyim. Birincisi, güneş sisteminin oluşmasından hemen önce patlayan süpernovayı hatırlarsınız. Bu patlama büyük miktarda radyoaktif materyal oluşturdu ve bu radyoaktivitede ısının artmasına neden oldu. Günümüzde bunun büyük kısmı dağıldığı için dünya 4,5 milyar yıl öncesinde olduğu kadar radyoaktif değil. İkincisi yığılma sürecini hatırlayın. Bu gerçekten de feci bir şeydi. Büyük miktarda bir uzay birikintisi başka bir birikintiye hızla çarpıyor. Bir meteorla ya da asteroitle yaşanan her bir çarpışma inanılmaz miktarda ısıya neden oluyor. Ve üçüncü sorun, Üçüncüsü biraz daha az belirgin olabilir çünkü sorun basınç. İlk yıldızların oluştuğu bulutları hatırlıyor musunuz? Hatırlarsanız bu bulutlar daha yoğun bir hal aldıkça basınç da artıyordu ve daha sıcak hale geliyorlardı. Aynı durum genç dünyada da vardı. Yığılma oldukça daha da genişledi. Basınç ve ısı da giderek yükseldi. Özellikle de merkezde bu nedenle genç dünya çok ama çok sıcaktı. Hatta aslında genç dünya o kadar sıcaktı ki eridi. Bu gerçekten önemli çünkü eğer o erimeseydi bugünkü dünya şu an olduğundan çok farklı olurdu. Ne olduğunu ve neden bu kadar önemli olduğunu tam olarak anlayabilmek için absürt bir deney düşünelim. Evet, diyelim ki bir sos tenceresine bir şeyler koyuyorsunuz. Mesela biraz madeni para atıyorsunuz, biraz pirinç koyuyorsunuz, biraz, pirinç koyuyorsunuz, biraz da plastik koyuyorsunuz. Az miktarda da çamur ekleyin. Sonra biraz da buz koyalım ve birkaç şey daha ilave edelim. Şimdi bütün bunları birkaç bin dereceye kadar ısıtıyoruz. Karıştırmayın, bekleyin, yavaş yavaş kaynasın. Tadı güzel olmayacak ama belki bundan bir şeyler öğrenirsiniz. Hepsinin eridiğini göreceksiniz. Madeni para gibi ağır şeyler dibe çökecek. Daha hafif şeyler yukarıya çıkacak ve bazı şeyler ise kaynayarak buharlaşacak. İşte genç dünyada olanlar da aynı buna benziyor. Eridi ve eridiği için ona bugünkü yapısını veren bir dizi katmanlar oluştu. Hep beraber dört ana katmana bakalım. Birincisi merkezdeki katman. Burası çekirdek. Ve bu katman metalik. Nikel ve demir aslında çoğunlukla da demir dünyanın merkezine yani dibe çöktüler. Merkezin metallerden oluşması aslında çok önemli çünkü bu durum dünyanın bir manyetik alanı olmasını sağladı. Manyetik alan güneş ışınlarının biz insanlar gibi canlılara zararlı olabilecek bir kısmını yansıtarak bizleri güneşin zararlı etkilerinden koruyor. İkinciye geçelim. Daha hafif şeyler, hafif kayalar çekirdeğin üzerinde yüzüyorlar ve manto olarak adlandırılan ikinci katman oluşturuyorlar. Mantoyu sıcak bir kaya tortusu olarak düşünebilirsiniz. Bu kayalar o kadar sıcaklar ki yarı erimiş haldeler ve aslında mantonun içinde konveksiyon akımı içerisinde hareket ediyorlar. En üstte de kabuk adını verdiğimiz katman var. Bazalt ve granit gibi çok hafif kayalar en yukarıya ulaşarak soğuyorlar ve kabuk denen bu ince katman oluşturuyorlar. Burası bizim yaşadığımız yer. Konveksiyon akımları kabuk katmanını alttan itiyor. Kabuğu sanki yumurta kabuğu gibi ince bir katman olarak düşünebilirsiniz. Ve son olarak dördüncü katmanda atmosfer. Gaza benzeyen bazı şeyler üst kısımda fokur diyerek buharlaşıyorlar. Hidrojen gibi çok hafif gazlar uzaya dağılıyorlar. Ancak pek çok diğer gaz, yer çekimi kuvvetinin etkisiyle dünyanın etrafında kalıyor. Dünya bugünkü yapısına işte böyle kavuşuyor. Ve tüm bunlar arkadaşlar, Güneş sistemimizin oluşumundan 10 milyon yıl kadar sonra gerçekleşiyor. Şimdi sizden tekrar zaman makinesine atlamanızı istiyorum. Bu sefer sizden istediğim evinizin arka bahçesinden yola çıkıp yaşadığınız şehrin üzerine doğru yükselin ama zaman makinesini de hızlı hareket moduna alın tamam mı? Bu durumda zamanda geriye doğru gidecek ve çok tuhaf bir şey göreceksiniz. Kara parçasının eğilip bükülerek şekillendiğini, kocaman bir canavar gibi titrediğini ve hareket ettiğini göreceksiniz. Bu bize tuhaf görünecek bir şey çünkü aslında dünyanın sürekli değiştiğini görecek kadar uzun yaşamıyoruz. Aslında bazı bilim insanları bunu ilk olarak 16. yüzyıl gibi erken bir dönemde ilk yapılan dünya haritalarını incelediklerinde fark etmeye başlıyorlar. Mesela bazıları Batı Afrika'nın Brezilya kıyılarıyla ne kadar uyumlu olduğu gibi şeyleri fark ediyorlar. Şu an sizler de güncel bir haritaya baktığınızda aynı şeyi görebilirsiniz. 20. yüzyılın başlarında Alfred Wegener adındaki bir Alman meteorolog kıtaların bir zamanlar birbirleriyle bağlantılı olduklarına ilişkin pek çok kanıt buldu. Örneğin, Batı Afrika ve Brezilya'da son derece benzer jeolojik katmanlar olduğunu keşfetti. Birinci Dünya Savaşı sırasında bir zamanlar dünyadaki bütün kıtaların tek bir süper kıta halinde birleşik olduğunu iddia eden bir kitap yazdı. Bu kıtaya Yunan yeryüzü tanrıçası Gaia'nın adından yola çıkarak Pangea adını verdi. Peki diğer önemli jeologlar bu muhteşem fikir hakkında ne düşündüler? Pek fazla etkilenmediler. Sorun şuydu. Wegener kıtaların bir zamanlar birbirine bağlı olduğunu gösteren bir yığın kanıt sunmuştu. Ancak kıtaların dünya üzerinde nasıl hareket ettiğini açıklayamamıştı. Diğerleri de peki Alfred kocaman koskoca bir kıta bir yerden bir yere nasıl oynayabiliyor dediklerinde buna cevap verememişti. Bu yüzden bu muhteşem fikir en az 40 yıl boyunca görmezden gelindi. Astronomi ile ilgili konuşurken yeni teknolojilerin sıklıkla yeni kanıtlar oluşturduğunu ve bunların da bilim hakkındaki anlayışımızı değiştirdiğini görüyoruz. Jeoloji de tıpkı bunun gibi bir şey oldu. So, İkinci Dünya Savaşı sırasında denizaltıları takip edebilmek için sonar teknolojileri geliştirildi. Savaştan sonra bazı jeologlar okyanus tabanını haritaya aktarabilmek için bu teknolojiyi kullandılar ve bunu yapmaya başladıklarında onları gerçekten şaşırtan bir şey buldular. Yeryüzündeki okyanuslar boyunca devasa yanar dağ sıraları olduğunu gördüler. Buralarda mantodan gelen lavlar yükseliyor, dağlar meydana getiriyor ve eski okyanus kabuğunu yırtıyor. Tüyorlardı. Örneğin Atlantik Okyanusu'nun merkezinde buna benzer büyük bir dağ sırası var ve bu dağ sırası Atlantik'i itiyor. Bu yüzden de Atlantik tırnaklarınızın uzama hızı kadar bir hızla giderek genişliyor. Bazı jeologlar bunu şöyle düşündüler. Peki bu dünyanın bütün olarak tıpkı şişmekte olan bir balon gibi gitgide büyüdüğü anlamına mı geliyor? Fakat kısa bir süre sonra dünyanın başka bir yerinde yer kabuğunun mantoya doğru gerilediğini, böylece... Atlantik'te olanlarla aslında nasıl dengelendiğini fark ettiler. Size bunun nasıl işlediğini açıklayacağım. İki temel tip kabuk olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Birincisi üzerinde yürüdüğümüz kıtasal kabuk. Diğeri ise okyanusların altında taban oluşturan okyanusal kabuk. Genel olarak kıtasal kabuk daha hafiftir. Çoğunlukla granitten oluşur. Okyanusal kabuk ise daha ağırdır ve bazalttan oluşur. Şimdi bunu anladığınıza göre bu iki kabuğun yani kıtasal ve okyanusal kabuğun çarpıştığını düşünün. Tamam mı? Ne olacak? Olan şey şu. Ağır olan okyanusal kabuk kıtasal kabuğun altına girecek. Peki şimdi bir de şunu düşünün. Okyanusal kabuk kıtasal kabuğun altında eziliyor. Bu durum inanılmaz bir sürtünme ve ısı yaratıyor. Dolayısıyla da kıtasal kabuğun bir kısmını eritiyor ve dağ sıralarını da yukarıya doğru itiyor. Mesela Ant Dağları işte bu şekilde oluşmuştu. Dağlar aynı zamanda kıtasal kabuk parçalarının birbirleriyle çarpışmasıyla da oluşabilir. Ancak bu sefer her iki parça da aynı yoğunlukta olduğundan birbirlerinin altına girmiyorlar ama parçalanıp yer yer çökerek devasa dağ sıraları oluşturuyorlar. Himalayalar yaklaşık 50 milyon yıl önce Hindistan Asya kıtasına çarptığında işte bu şekilde oluşuyor. Kabuğun farklı kısımları arasında başka bir tür ilişki de görülebilir. Bazen iki farklı kabuk parçası zıt yönlere doğru hareket ederlerken sürtünme onları tutuyor. Ama basınç git tikçe yükselince aniden bir kayma oluyor. Kaliforniya'daki San Andreas fayında da olan bunun bir örneği. Bu kaymalar depremlere neden oluyor. Tüm bu anlattıklarım modern levha tektoniği teorisinin temel fikirleri arkadaşlar ve levha tektoniği teorisi de modern jeoloji ve yeryüzü bilimlerinin temelini oluşturuyor. Tıpkı büyük patlama kozmolojisinin modern astronominin temeli olması gibi. Büyük patlama kozmolojisinin evrenin işleyişini açıklaması gibi bu da yeryüzünün işleyişini önemli ölçüde açıklıyor. Örneğin Pasifik'in çevresinde neden bir yanardağ halkası olduğunu ve depremler görüldüğünü açıklıyor dünyanın neden kırık bir yumurta kabuğu gibi bir dizi levhaya ayrıldığını açıklıyor. Ayrıca neden özellikle bu levhaların etrafında yanar dağlar ve depremler gibi yıkıcı hareketler olduğunu da açıklıyor. Dağların nasıl oluştuğunu açıklıyor. Yeryüzünün tüm temel özelliklerini ve kıtaların nasıl hareket ettiğini de açıklıyor. Ve genelin açıklayamadığı şeyleri açıklıyor. İşte bu nedenle levha tektoniği teorisi günümüz yeryüzü bilimlerini oluşturan en temel düşüncedir.